Merhaba arkadaşlar, bugün tevkit konusunu birlikte işleyeceğiz. Tevkit veya tevkit diye iki şekilde de söylenebilir. Ne demektir tevkit? Bir anlamı pekiştirmeye ve anlam üzerindeki şüpheyi kaldırmaya tevkit denir. Biraz önce tevkit olarak da söylenebileceğini belirtmiştik. Bazı kitaplarda tevkit, bazı kitaplarda tevkit olarak görebilirsiniz. Tekit eden kelimeye veya cümleye müekkit denir. Şimdi tekit hem kelimeyle yapılabilir hem de bir cümleyle de yapılabilir. Tekit edilen kelimeye veya cümleye de müekket denir. Başlıca tekit iki kısma ayrılır. Lafzi tekit ve manevi tekit olmak üzere. Lafzi tekit kelimenin veya cümlenin tekrarıyla yapılır. Kelime derken ismin iki kere tekrarıyla veya fiilin aynı fiilin iki kere tekrarıyla veya aynı harfin iki kere tekrarıyla yapılır. Cümlede ise isim cümlesini iki kere tekrar edebilir. Aynı cümleyi tabii ki. Veya fiil cümlesini iki kere tekrar edebilir. Bu lafzi tekidin kısmıydı. Şimdi ikinci kısmı olan manevi tekide bakalım. Manevi tekid için özel kelimeler vardır. Mesela kül kelimesi. Kila, kilta, aynu, nefsu, cemi'u, ecma'u, cema'u, amme şeklinde bu kelimelerle tekit yapılır. Yani tekit yapmak istediğimiz kelimeden sonra bu kelimelerden birini getirerek bu tekidi yaparız. E, yalnız dikkat etmemiz gereken bir husus, tekit eden bu kelimeler, yani şurada biraz önce saydığımız bu kelimelere e, tekit yaptığımız kelimenin sayısına ve cinsiyetine uygun gelecek şekilde bir zamir bitişir. Yani mesela küllühüm gibi e, aynuhu, nefsuhu şeklinde, enfusuhum şeklinde cemi'uhum gibi bunlara bir zamir bitişir. Birazdan örneklerle açıklarız. Lafsi tekitimizi örnekleriyle inceleyelim. Lafsi tekit e, kısaca şu demektir. Bir lafzın tekrarıyla yapılan tekit türüdür. Mesela iki kere Aynı lafzı tekrarlamış. Bakın kitap kelimesi iki kere tekrarlanmış. Karatu el kitabe el kitabe. Kitabı okudum kitabı kitabı okuduğunu yani bir şekilde üstüne vurgu yaparak söylüyor. Fiile misal nedir? İki kere aynı fiili tekrar ederek söylüyor. Mesela ca'e, ca'el veledü. Çocuk geldi geldi. Evet. Zamire misal ente, ente kerimun. Sen, sen cömertsin gibi. Tehkit yapmak istediğimiz lafzı, kelimeyi aynı lafızla, aynı kelimeyle tekrar söylediğimiz zaman lafzı tehkit yapmış oluyoruz. Muttasıl zamir, müstetir zamir yani bunlar farklı şeyler değil aslında cümlenin içerisinde kullanılan şeyler. Örnek olsun diye çeşitlendirdik. Muttasıl zamire örnek yazalım. Muttasıl zamir neydi? E, fiilin içerisinde bitişik gelen zamir. tü. bakın buradaki tü e, Aslında eneyi temsilen burada. Ben zamiri tü ene ilel beyti, ben eve döndüm. Bakın ben Bir vurgu var ben sırarla eneyi vurgulamış burada. Ee, sonraki örnek müstetir zamir misali yani gizli özne olan ee, nasıl oluyor iclis mesela burada bir emir fiil var iclis ente Safi sen sınıfta otur Yani burada iclis dese iclis fissaffi dese aslında cümle tamdı yani sen sınıfta otur ama iclis ente fissaffi dediği zaman özellikle sen sınıfta otur diye vurgu yapıyor Harfe misal nedir? Harf dediğimiz zaman e, harfi celler olabilir. E, veya bunun gibi olumsuzluk bildiren harfler olabilir. E, bir harf fark etmez yani tekrarlandığı zaman aynı lafzi tekit grubuna girer. Mesela ne diyor? La la ahunul emanete. Hayır asla. Hayır hayır. Emanete ihanet etmem diyor mesela. Ne Yapmış la <laughs> iki kere tekrar etmiş peki hocam harfi cer olsaydı nasıl olacaktı? Harfi cer isim mecrur ile tekit yapılıyor arkadaşlar. Fiil cümlesine bir örnek verelim. Hani cümlenin tekidi de vardı. Lafzi tekit türlerinin içerisinde cümle de vardı. cümle kendi içinde ikiye ayrılır. Cümle isim cümlesi, fiil cümlesi şeklinde. Aynı şekilde isim cümlesini iki kere tekrar ettiğimiz zaman cümle olarak tekit yaparız. Fiil cümlesini iki kere tekrar ettiğimiz zaman fiil cümlesini tekit yaparız. Uhibbul portakale. <laughs> Uhibbul portakale. Portakalı severim, portakalı severim gibi. İsim cümlesinde inne ma'al usri <laughs> ayet-i kerime arkadaşlar. Fe inne usri yusra. Muhakkak her zorluğun bir kolaylığı vardır veya her zorlukla bir kolaylık vardır. Bakın iki kere inne ma'al usri tekrarlamış. Bu şekilde yapılan tekit türlerine lafsi tekit diyoruz. Peki lafsi tekitin irabı nasıl yapılır? Lafzi tekit arkadaşlar tekit edilen kelime cümledeki konumuna göre yer alır. Yani buradaki kara tü el kitabe birinci kitap kelimesi cümledeki konumuna bakarız. Kara e fiil tü burada fail el kitabe meful demek ki bizim tekit yaptığımız kelime yani tekit edilen kelime cümlede meful konumunda mansup Peki tekit nedir? Tekit de işte tekit yaptığı kelimeden irabı alır arkadaşlar. İrabı ona göre uyum sağlar. Tabidir bu. El kitabe el kitabe şeklinde mensupluğu aynen almış. Biz nasıl yaparız bunu? Tekit lafzı mensubun ve alametun nasb el fetha el zahira şeklinde söyleriz arkadaşlar. Neden mensup dedik? Çünkü meful olan kelimeyi tekit ettiğimiz için mansup oldu. Faili tehkit etseydi fail merfu olduğu için merfu diyecektik. Efendim harfi celli bir isim mecrur tehkit etseydi mecrur diyecektik. Bu şekilde arkadaşlar cümledeki konumuna bakarak neyi tehkit ettiğini bilebiliriz. Mesela burada fiil mazidir. Bakın burada zamirdir. Münfasıl zamir. Bunların zamirlerin mebni olduğunu biliyoruz. Cümledeki konumuna göre e, ettiğimiz kelimenin ne olduğuna bakacağız. Meful. Mefulü tekit ettiyse aynı mefulün irabı gibi mansup diyeceğiz arkadaşlar. Tekidi lafzı mansubun bil fetha zahira şeklinde. İkinci tekit türümüz manevi tekit. E, manevi tekit yaparken özel kelimeler kullanıyoruz demiştik. Bunlar küllü, kila, kilta, aynu, nefsu, cemi'u, e, ecma'u, cema'u, ammeten kelimeleridir. E, hepsi kendi veya bütünüyle manalarına gelir. Genel olarak bunlar. Bu kelimelerden birisini kullanarak bu tekidi yaparız. Yani biraz önce e, kelimeyi tekrar ederek yapmıştık. Burada ikinci kelimeyi tekrar etmiyoruz da ikinci kelimenin yerine bu bahsettiğimiz kelimelerden birisini getiriyoruz. Tekid eden bu kelimelerin sonunda tekid ettiği kelimeye dönen bir zamir bulunur arkadaşlar. Bu zamir sayı ve cinsiyet yönünden tekit ettiği kelimeye de uyum sağlar. Burada Er reisu nefsuhu başkan kendisi geldi. Bakın er reisu ca'e fiil, er reisu fa'il. Faili tekit yapacağı için ''nefsuhu'' kelimesi de aynı harekeyi almış gördüğünüz gibi. Burada bahsetmiştik bir zamir bulunur diye. Nereye dönecek? Reis kelimesine işaret eden bir zamir. Hü zamiri reis kelimesine racidir. Bakın reis müzekker ve tekil olduğu için hü zamiri de müzekker ve tekil olarak bitişmiş. Caer reisu nefsuhu. Başkan kendisi geldi. Bakın burada kendisi başkanın kendisinin geldiğine vurgu yapıyor. Yani tekit yapıyor. Sellemtu ala estigai kullihim ecma'in. Burada bütün arkadaşlarıma, arkadaşlarımın hepsine selam verdim diyor. Bakın küllü kelimesi ve ecma kelimesi birlikte gelmiş. Niye küllü değil de külli olarak gelmiş? Bakın ala estigai diyor. Ala harfi cerden sonra estigai kelimesinde bir ne var? Esre mecrurluk var değil mi? İsim mecrur. E, i̇sim mecruru ettiği için külli kelimesi de mecrur gelmek zorunda. Burada hüm zamiri gelmiş. Hüm zamiri nereyi işaret ediyor arkadaşlar? Hüm zamiri de estigai kelimesini işaret ediyor. Burada belirtelim tekrar. Kül, kila, kilta, aynu, nefsu gibi bu kelimeler kendinden öncesine raci olacak. Tehkit ettikleri kelimeye cinsiyet ve sayı yönünden uyumlu bir zamir bitişir. Peki bunun irabı nasıl yapılır? Tehkit ettiği müekked cümledeki konumuna göre irab alır. Yani e, şurada bakın reis kelimesini söylemiştik. Müekked dediğimiz bu. Bu da tekit arkadaşlar. Cümle konumu neydi? Fail. Failler merfu olduğu için ötreli. E, aynı bu da buna tabi olacağı için ötreli gelmiş. Bakın harekete bir uyum söz konusu. Tekit yapan kelime de merfu, mansup, mecrurluk yönünden e, müekkedin irabına uyum sağlar. Bakın burada fail olduğu için merfuydu. Bu da merfu gelmişti. Burada da harfi cerden sonra isim mecrur olduğu için yani esreli bir kelime olduğu için külli kelimesi de esreli gelmişti. Hocam ecma da var mı? bir Var arkadaşlar. Bu da cemi müzekker olduğu için cemi müzekkerin nas ve cer alameti ye ileydi hatırlarsanız. Bu da y ile mecrur olmuş. Örneğimize bakalım. Ra'etül müsâfirîne ecma'îne. Bakın e, burada manası nedir? Hemen şöyle yazalım. Bakın burada ecma'ine kelimesi bizim e, tekidimiz. Müsafir kelimesi peki cümlede konum olarak nedir? Ra'afil, tü, fail. El müsafirine mef'ul olarak gelmiş. Bakın cemi müzekker salim bir kelime. Cemi müzekkerin irabı nasb ve cer alameti neydi? Y ileydi. Biraz önce söylemiştik ecmainde. Evet y ile burada ne olmuş? Nasb olmuş. Aynı şey ecma'in kelimesi de ye ile nasp olmuş. Bakın harekeler bu şekilde, harfler bu şekilde birbirine uyum sağlıyorlar. Demek ki kısaca burayı özetleyecek olursak tekit öncesindeki kelimeye irap yönüyle tabi olur. Ecma'in kelimesinin irabını yapalım. Tekit manevi mansubun bil ya. Bu kadar arkadaşlar. Kila ve kilta'ya örnek verelim. Şimdi bu yukarıda bahsettiğimiz e, kül kelim, kelimeleri varmış vardı. Bu kelimeleri tek tek örnekleyelim. Kila ve kilta tesniye kelimeleri tekit eder. Kila müzekker için, kilta da müennes kelimeler için kullanılır. Tekit yapan bu iki kelimeye bir zamir bitişirse, yani kila huma şeklinde, kilta huma şeklinde bir zamir bitişirse, tesniyenin irabı gibi irap yapılır. Yani kiladaki şu gördüğünüz elif, merfuluk alameti eğer y bitişirse kiley şeklinde olursa nasb ve cer alameti olur. Çünkü tesniyede elif raf alameti y ise nasb ve cer alametiydi. Bunu bahsediyor burada. El ahawani kilahuma salihani. iki kardeş. İkisi de salih kimsedir. Bakın burada el ahawani mübteda. Mübtedanın raf alameti ve tesniyede elif raf alameti biliyorsunuz. Bakın aynı şey kilada da geçerli. Füme zamiri bitiştiği için tesniyenin irabını aynen almış ve elif raf alamet olarak gelmiş. Buraya ne diyeceğiz? Kila kelimesi için Teki manevi merfuun bil elif. Ra'aytu talibeteyni kilteyhima örneğimize. İki kız öğrencinin ikisini de gördüm. Bakın burada talibeteyni iki kız öğrenci demek fiil tü fail bu da talibe teyni kelimesi de mef'ul. Hocam nerede bunu kim esre yapmış demeyin. Çünkü tesniyenin nasp alameti y nundur arkadaşlar. Şuradaki y nun bu tesniyenin nasb ve cerr alametini işaret ediyor. Aynı şey kilteyi hima da bakın kilâhumâ kiltâhumâ idi. Burada kilteyi hima oldu. Aynı şey ye ile buraya da geldi. Neden? Çünkü tesniyenin nasp alameti y iledir. Bu da buradan dolayı hima oldu. himanın irabı nasıl yapılır? Tevkid manevi mansubun bil ya. E, hocam hüma zamiri nedir? Hüma muzafun ilihtir arkadaşlar. Zamirler biliyorsunuz muzafun ilih oluyor. İşte bir notumuz var. Şayet kila ve kilta kelimelerine zamir bitişmezse. Müfret kelimelerin irabı gibi mukadder bir harekele iraplanır. Bu şekilde zamirsiz kullanımları da vardır. Câ'e kile talibeyni. İki öğrenci geldi. Kila fa'ilun. Bakın fa'il konumunda. Merfu'un ve alametur raf. Ezzamme el mukaddara Bakın elif demedik. Eğer zamir bitişseydi buradaki merfuluk alamet elif olacaktı. Ama zamir bitişmediği için biz buna mukadder bir damme ile merfu diyoruz. Ayn ve nefs kelimelerine bakalım kendi manalarına gelir. Yani bu kendi demek, kendisi, bizatihi demek. Bu kelimeler kendilerinden sonra uygun bir zamirin bitişmesiyle müfred, tesniye ve cemi kelimeleri tehdit edebilir. Yani müfredin tek ayin ve nefis, tesniye ve cemilerin tehkidi ise bunların çoğulları e'ayün, enfüs şeklinde kelimelerle yapılır. Örnekleri inceleyelim. Câ'e tabibu nefsuhu, doktorun kendisi geldi. Nefsuhu ile aynuhu aynı manada olduğu için ister nefsuhu olarak kullanın ister aynuhu olarak kullanın. Câ et tabibu aynuhu. Doktorun kendisi geldi. Ra'aytu et talibeyni enfusehuma veya ra'aytu et talibeyni şeklinde ikisi de doğrudur. Tekit ister enfusehuma kelimesi ister a'yunehuma kelimesiyle yapılabilir. İkisinin de manası iki öğrencinin kendilerini gördüm demektir. Bakın gördüğünüz gibi raitu fiil fail et talibeyni mef'ul konumunda ve e, nasb alameti de ye ile gelmiş. Bu da mef'ul konumunda bir tekidi yaptığı için, mef'ul konumundaki bir kelimeye tekit yaptığı için mansup gelmiş arkadaşlar. İttasaltu bil ulemai enfusihim e'yunihim istediğiniz yapabilirsiniz. İttasale fiil tü fail. Bi harfi cer el ulemai ismi mecrur. Bakın burada el kelimesi ismi mecrur. İsmi mecrur olan bir kelimeyi tekit yaptığı için enfusihim şeklinde gelen kelimemizde arkadaşlar esreli gelmiş. E esreli gelmiş. Demek ki tekitler kendinden önceki kelimeye irap yönüyle uyum sağlarlar. Kül, cemiy ve amme kelimelerinin e örneklerine bakalım. Bütün hepsi manalarında kullanılır. Cemi kelimeleri ve kendi içerisinde parçalara ayrılabilen müfret kelimeleri yani aile. Mesela ailenin fertleri var değil mi? Sınıf, sınıfın içerisinde başka başka arkadaşlar var. Veya kız arkadaşlar, erkek arkadaşlar şeklinde. Bunları tehdit eder bu kelimeler. Kendilerine tehdit ettikleri kelimeye sayı ve cinsiyet yönüyle uyum sağlayan bir zamir bitişir. Küllühüm, cemi'uhum şeklinde. وَصَلَ اللَّاعِبُونَ كُلُّهُمْ Oyuncuların hepsi geldi. وَصَلَ اللَّاعِبُونَ جَمِيعُهُمْ Bakın hüm zamiri bitişti. اَلَّاعِبُونَ'ya e, e, raci olan. اَلَّاعِبُونَ'yı e temsilen. E, hepsi demek yani. Bütünüyle. عَامَّتُهُمْ Bunların aynı manaya geldiğini söylemiştik. قَرَأْتُ سُورَةَ Bakarate, كُلَّهَا Bakara suresinin tamamını okudum. Bakın burada kara efil, tü fail, sura te kelimesi bizim neyimiz arkadaşlar? Mefulümüz. İşte bu ıı, sura kelimesinin hepsini diyor. Bakın bütün sureyi baştan sonra, Bakara suresini baştan sonra okuduğunu bildiriyor. Peki hocam yukarıda niye hüm gelmişti? Burada hazam biri geldi. Arkadaşlar sure kaç tane sure var? Bir tane sure var. Bakın yukarıda oyuncular vardı. Bir sürü oyuncu var. Ama burada bir tane sure var. Onun için hazamiri geldi. Sura tün kelimesi müennes olduğu için müennes hazamiri. Hocam kül niye geldi o zaman? E, sure bir tane e, ama surenin içerisinde kaç tane ayet var değil mi? Onun hepsini bir, işte biraz önce yukarıda söylemiştik. İçinde parçaları olan bir bütün. Aslında sure bir bütün. Ama içinde birden fazla ayet-i kerime var. Burada hepsini derken işte o ayetlerin hepsini baştan sona okuduğunu bahsediyor. Cemi'ahem, ammeteha aynı şekilde manalara gelir. İstediğiniz bir tanesiyle yapabilirsiniz. Sellemtu safi küllihi. Sınıfın tamamına selam verdim. Bakın burada hizamiri saf kelimesine e, racidir. Onu temsilen buradadır. E, niye hocam esreli gelmiş bunlar küllihi? cemiyi ameti şeklinde çünkü ala harfi cerinden sonra ism mecruru niteliyor ism mecruru tekit yapıyor ecmau cemau ecmaune kelimeleri bu da aynı manada hepsi tamamında manasında kullanılıyor bunların müfret ve cemi kelimeleri tekit ettiğini hatırlayalım tesni için kullanımı yoktur bu kelimelere bir zamir bitişmez. Bu kelimelerden önce kül kelimesi getirilebilir. Yani bunlar sadece kendi başına tehdit yapabildiği gibi bunlarla birlikte küllühüm ecma'un ayet-i kerimede geçer mesela. Hem kül hem de ecma kelimesi birlikte kullanılabilir. وَصَلَ <t> اللَّاعِبُونَ <Bağargım> Bakın vasale fiil fa'il. Cemi müzekker salim olduğu için fa'ilin raf alameti vav'dır. Ecma'u kelimesi de bunu tehdit ettiği için Bakın burada ne var? Oyuncuların hepsi ulaştı, vardı manasında. Ecmâ'u, faili tekit ettiği için merfu gelmiş. ne? bakın la'ibune aynı cemi müzekker salim vav wow, raf alamet olarak. Cema'u bakın burada elif elifin üstündeki pardon. Cema'u da da tekidin raf alameti damme. Lafsi tekit olsun, manevi tekit olsun hepsinin öncesindeki kelimeye İrab yönünden uyum sağladığını tabi olduğunu belirtmiştik. Ra'aytul musafirine ecma'a ecma'ine cem'a'e. Bakın el müsefiri'ne kelimesi cümlede hangi konumda? Fiil failden sona gelmiş. Meful konumunda. Mefuller mansuptur. Evet hocam müzekker, cemi müzekker, salim kelimelerin nasb alameti, vecer alameti ye ileydi. Ondan dolayı bunlar e, arkadaşlar ye ile mansup olmuşlar. Bakın ecmaine cemi müzekker salimde ne gelmiş? Ye gelmiş. Cema'e yukarıda ötreli gelmişti. Burada e, fethalı gelmiş. Sellem tu ala estigai kullihim ecma'a. Ecma'ine şeklinde. Bakın külli. Niye külli geldi? Ve aladan sonraki yani harfi cerden sonraki bir ismi e, tekit yaptığı için mecrur geldi. Hocam ecma niye e, esra almadı? Arkadaşlar kalıp olarak esra almaya müsait değil. Gayrimusarif bir kalıp. Ecma yine de de Cemi Müzekker Salim'in cer alameti y'dir. Son bir kısım daha var ki arkadaşlar bunlar biraz önceki anlattığımız lafsi ve manevi tekitten ayrı bir konudur. Bunlar e, tabi olmazlar. Yani kendilerine has bir özellikleri vardır. E, bunlarla da tekit yaparız. Mesela inne, enne, lamul iptida, nunu tekit. Kasem fiil mazinin başına gat geldiği zaman veya mastar kelimesi e, mefûlün mutlak olarak kullandığımız zaman bu da tekit kısmına girer. Şimdi e, bunların irabu nasıl yapılır arkadaşlar? Bunlar harf olduğu için iraptan mahalleri yoktur. E, mesela inneyi inneyi biz inne ve kardeşleri olarak öğrenmiştik. E, buna benzer kendi özel e, durumları varsa o değerlendirme alınır ancak harf oldukları için kendilerinin İrab'dan mahalleri yoktur. Ama biraz önceki anlattığımız derste lafsi ve manevi tekidin kendinden öncekine tabi olduğunu söylemiştik. Hızlıca inceleyelim. İnne'ye mesela innet derse sehlun. Bakın burada innenin ismi, innenin haberi var. İnne isminin nasip haberini raf ediyor. İnne'ye bakacak olursak harf nasih la mahallehu minel irab diyoruz. Mana nedir? Şüphesiz ki, muhakkak ki, ders kolaydır. İnne, ennenin kullanımı nerede? Enne cümlenin ortasında gelir demiştik. Semiatu ennel üsteze gaibun. Duydum ki hoca yok yani. Enne ne yapıyor? Kesin bir şeyden haber veriyor bize. Bunların lafzi ve manevi tekitten ayrı olduğunu unutmayalım. Lamul <laughs> ibtida, le <laughs> Muhammedun Rasulun. Muhakkak ki peygamber Muhammed'dir. Evet, tekit nunu la tetrukennel camiate. Üniversiteyi terk etme, üniversiteyi bırakma manasında. Vallahi el cennetu hakkun. Yemin olsun cennet haktır, gerçektir manasında. Bakın yemin ediyor, yemin. Bu kasemin daha doğrusu tekidin çeşitlerinden bir tanesidir kasem. Peki fiili mazinin başına kat geldiğinde bu katın iki kullanımını e, belirtmiştik. Kat fiili mazinin başına gelince kesinlik ifade eder. İşte kad zehebtu lil hacci. Ben hacca gittim diyor. Gittim diyor. Neden? Kesin bildiriyor. Yani kad zehebtu. Mastar mef'ul mutlak meful çeşitlerinden bir tanesidir. Mef'ul mutlak yani e, fiilin cinsinden bir mastar türetilir. O orijinal maslar fiilin cinsinden türetilir ve e, mas, e, meful konumunda gelirse mefulü mutlak olarak getirilirse bu da bir tekit oluyor. Hadratul bu huduran. Hazır olma ile hazır oldu. Yani nasıl hazır olunması gerekiyorsa o şekilde çocuklar, öğrenciler hazır oldular manasında. Tekidi bu şekilde anlatmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci dersimizde alıştırmaları çözeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.